Sorulan fonksiyon f2x, verilen fonksiyon fx. O yüzden verilene benzetmek mantıklıdır bakın bunlarda. Şimdi biz burayı bir nevi fu yapacağız. Bunun içinde ne diyeceğiz? 2x eşittir u olsun. 2dx eşittir du. x'e 1 verdiğimizde u arkadaşlar 2. x'e 4 verdiğimizde u 8. Artık bundan dolayı yeni fonksiyonumuz 2'den 8'e fu dx de buradan du bölü 2 olduğundan bakın 1 bölü 2'yi en başa attım sonuçta çarpan o. Bu 26'ya eşitmiş. 2'den 8'e FUDU eşittir 52 olacak. Şimdi dikkat edin lütfen. Alan dediğimiz eğrinin altında x eksenin arasında kalan bölgedir. Dolayısıyla bu kırmızıyla taradığım yerler olur. Şimdi dikdörtgenden dolayı şu m ile bu 2 8 arasında kalan dikdörtgenin alanı 6 çarpı m olduğu için o zaman arkadaşlar bakın şu kırmızı bölge şu kısım renkle göstereyim hatta daha iyi olur. Şöyle siyah yapayım burayı. Bakın sınırlandırdığım bu bölge 6 m eksi a. Sonra bir de yukarıda a artı 4 var. O zaman bu bölgenin tamamı 6 m eksi a artı a artı 4'ten 6 m artı 4 oldu. 6m artı 4 de 52 eşit 6m buradan 48 m de arkadaşlar 8 yaptı bizden zaten onu istiyordu aşık iyi anlamak lazım şimdi ürünün marjinal maliyeti maliyet fonksiyonunun türeviymiş bakın şimdi marjinal maliyeti fx diye vermiş ya maliyeti biz gerçek maliyete m diyelim m'nin türeviymiş arkadaşlar bu o zaman integral fx dx bize maliyetin kendisine verecektir. Doğru mu? Bir şeyin integrali onun kendisini verir. Türevi fx'e eşitse. O zaman verilen bu maliyet marjinal maliyeti olduğu için bunun integralini aldığımızda maliyetin kendisine buluruz. Böylece x küp artı 3x kare eksi 10x artı belirsiz fonksiyon integral c'yi unutmayın sakın. Şimdi buna mx diyelim arkadaşlar. 2 verdiğimiz zaman 8 çünkü 2 tane üretme maliyeti diyor. Ee, buradan 4 kere 3 12 eksi 20 artı c eşittir. Ee, kaç olmalıymış? 10. Zaten burası 0 oldu. C demek ki 10'muş arkadaşlar. Haliyle maliyet denklemimiz şöyle yazalım şuraya. Maliyet denklemi x küp artı 3 x kare eksi 10 x artı 10 oldu. 3 tane üretmenin maliyeti 27. Artı 27, eksi 30, artı 10. Böylece 34'tür C şıkkı. 4 aralığa bölünmüş, onların da orta noktası alınmış. Bakın şimdi, şöyle 4 tane aralığa böldüğümüz zaman, 2, 3, 4. Bunların orta noktası demek, bakın, dikdörtgen böyle oluşacak demek. Ona dikkat lütfen, artık noktayı denklemde yerine yazdığımız zaman şurası 1,5 yani 3 bölü 2. Bu dikdörtgenin uzun kenarı veya artık kısa kenarı neyse o. şurası yani kısa açısı. 3 bölü 2'yi burada yerine yazarak bulduğumuz değerdir. Çünkü tam grafiğin üstündeki nokta orta noktası. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 artı 1. Bu çarpı 1'den bir dikdörtgenin alanı. Diğerini de göstereyim bak. Böyle yine orta noktasını alacağız. Bu dikdörtgeni bulacağız. Bu dikdörtgen de arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kenarı 2.5 e, olduğu için 5 bölü 2. 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4 artı 1 çarpı 1. İkinci dikdörtgenin alanı üçüncüsünün alanı gördüğünüz gibi artık işte şu 3.5 yani 7 bölü 2. Bunun karesi 49 bölü 4 yapar. 49 bölü 4 artı 1 olur. Çarpı 1. Artı yine burada da 4,5 olduğu için şöyle bir dikdörtgen bakın. Tam orta noktası 4 ve 5'in. 9 bölü 2'nin karesi 81 bölü 4 artı 1 çarpı 1. Böylece bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. 45 gelecek A şıkkı. fx dx sıfırdan 2'ye sarı ve mor bölgelerin alanları toplamını ifade etmekteymiş. Bakalım doğru mu? Şimdi eğrinin altında kalan bölgedir arkadaşlar. Bu siyahla yaptığım böyle ipleri bir nevi birleştirdiğimizde Evet 0'dan 2'ye gerçekten f(x) dx arkadaşlar sarı artı mordur. Bu kesinlikle doğru. Şimdi gelelim sıfırdan 2'ye f'in tersi y dy demiş. Sıfırdan 2'ye f'in tersi y, D, y ne demek? Bakın şimdi. y'si 0 olacak. x de arkadaşlar buradan şey y de yine 2 olacak. 0'dan 2'ye görüyor musunuz? Yatay doğrular çiziyorum. Fark ettiniz mi? eğri ile y ekseni arasında kalan bölge demektir f'in tersiye. Burası da arkadaşlar direkt gördüğünüz gibi ne oldu? Yeşil bölgenin kendisi oldu arkadaşlar. Bu yanlış oldu olmaz. Burada yeşil ve sarı değil sadece yeşil bakın taradığım bölgeye dikkat edin lütfen. Şimdi yine bunu da götürelim. Son kısma bakalım artık. Sıfırdan 2'ye fx dx. Sıfırdan 2'ye fx dx zaten demin söylemiştik bu bölge. Eksi 1 bir sıfırdan 1'e gx dx sıfırdan 1'e gx dx arkadaşlar şu yeşille taradığım bölgedir. Ve burası da integralde sadece mor bölgeyi verir. Hakikaten doğru 1 3 oldu d şıkkı. Grafikleri çizip hangisinin üstte hangisinin altta olduğunu tahmini olarak görmek lazım bakın şimdi. Çünkü grafik çizimi burada bize yorum yaptıracak e, ee, eksi x kare 3x artı 1 y'ye sıfırdın verdiğin zaman birden geçer. Kolları aşağı doğrudur. Kökler top, hatta tepe noktasından yorum yapalım. Tepe noktası eksi v bölü 2 alan 3 bölü 2 olduğu için tepe noktası bunun böyle sağ tarafta olacak y eksenin arkadaşlar. Böyle bir grafik. E, ee, deltası sıfırdan büyük ama güzel bir değer olmadığı için ona hesaplamak istemiyorum şimdi. x kare artı 2x, x kare artı x eksi 3 de arkadaşlar y eksenini eksi 3 de kesiyor. Bu da yine tepe noktasının apsine baktığımız zaman eksi 1 bölü 2. Yani tepe noktası şöyle olan bir parabol oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hakikaten e, bakarsanız mavi olan grafik şöyle siyah olanın üstünde kaldı. O zaman bunların arasındaki bölgenin alanı integral şu kesim noktalarına m ve n dersek apsis ve diğerinin apsisine mn fx eksi gx dx olmalı. Bunu anlamış olduk tamam mı? Artık bundan dolayı arkadaşlar hemen denklemleri çıkaralım. Ee, daha doğrusu şöyle bir yazayım önce de görün. Eksi 2x kare artı 2x artı 4 dx'in integralini bulacağız. Ama sınırları biliyor muyum? Hayır. Sınırları nereden buluruz? Kesim noktasından. Eksi x kare artı 3x artı 1 eşittir. x kare artı x eksi 3. At öbür tarafa 2x kare artı 4 e, 2x part eksi 2x olacak burası. Eksi 4 eşittir 0. 2'ye bölersek x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. x eksi 2 ve x artı 1 arkadaşlar. Köklerden biri 2 imiş biri eksi 1 O zaman bakın sınırlar eksi 1 ve 2 oldu. Hemen burayı artık eksi 1 ve 2 diye düzeltebiliriz. İntegralini aldığımız zaman bu ifadenin eksi 2x küp bölü 3 artı x kare artı 4x eksi 1'den 2'ye arkadaşlar. Sadece yerine yazması kaldı artık bakın. Eksi 16 bölü 3 artı 4 artı 8 eksi eksi eksiden artı 2 bölü 3 yaptı. Sonra burası eksi artı 1 oldu ve burası da eksi 4 oldu. Bu ifadeleri çıkarttığımız zaman cevap 9 olacak A şıkkı. Aslında sadece bu beyaz bölgeyi çıkaracağız arkadaşlar. Onun için de şu pratik kuralı kullanabiliriz. Burası S'ti. Burası 2S. Yine aynı mantıklı işte. Burası da 2S S. Yani bize 4S'lik bölge lazım. Tüm dikdörtgenden D diyelim ona. Tüm dikdörtgenden bu D 4S'i çıkarırsak istenen o turuncu bölgenin alanı kalır. Şimdi burada da denklem verilmiş bakın. Aslında şurası x eksenini kestiği nokta 25 bölü 8 x kare eşittir 1 bölü 2. x kare eşittir 4 bölü. E pardon burası 18 olacak. Buradan 9 bölü 25 olacak. x arkadaşlar artı eksi 3 bölü 5. Gerçekten burasının apsisi 3 bölü 5 oldu. Yani bu uzun kenar 3 bölü 5 veya kısa kenar neyse. Zaten burasına x'e 0 verdiğimiz zaman y'si eksi 1 bölü 2. Dikdörtgenin diğer kenarı 1 bölü 2 oldu. Şimdi 3S eşittir 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 5. Burada da arkadaşlar S daha doğrusu 2S de 3'e bölersek 1 bölü 10 2 ile çarparsak 1 bölü 5 olmuş oldu. Bize 4S lazım 2 bölü 5 yani 0.4. Artık burası 0.4 bu zaten 2.4'tü İstenen alan 2 C şıkkı. İntegralde şu mantığı bence kullanmalısınız. A'dan B'ye f türev x dx arkadaşlar. Normalde nedir? fb eksi fa'dır değil mi? Aynı zamanda şöyle bir grafik verdiğimiz zaman burası A olursa burası B olursa bu da f türev x'in grafiği olursa işte şuradaki alan aynı zamanda fb eksi eşittir. Bazen böyle integral yapmak yerine alandan harekete geçebiliyoruz. Bakın şimdi bu soruda da integral 0'dan 7'ye f türev x x zaten f türevin integrali yine kendisidir. fx 7'den 0'a bu da bize f7 eksi f0'ı getiriyor. Bu neye eşit arkadaşlar? Bu bölgelerin alanlarının toplamına. Burası, burası ve burası. Tabi x eksenin altında kalan bölge negatiftir unutmayalım. Böylece 6 eksi 3 artı 3c arkadaşlar eşitmiş. F7-F0 Bu arada F0 zaten bize 5 olarak vermiş. Atarsak öbür tarafa 8 artı 3C eşittir. F7 oldu. C'yi eşitsizlik kullanarak yapalım. C1 ile 2 arasında o zaman 3C artı 8. Ee, önce 3 ile çarpıp 8 eklersek 11 olur burası. Sonra 3 ile çarptığım zaman 6 artı 8'den 14 olur. Demek ki F7 arkadaşlar 11 ile 14 arasındaymış. Buna uyan cevap zaten bir tek bakın C şıkkı var. 12.4. Alanı hesaplayalım şimdi. Eksi 4'ten 4 arkadaşlar. Burası bakın 4M. Burası 45 derece olduğunu unutmayalım. Şimdi kullanacağız. İkiz kenardaki üçgen olduğu için bakın burası 5 eksi m. Burasının da uzunluğu 5 eksi m olacak. Böylece bu üçgenin alanı m kare bölü 2. Bu üçgenin alanı da 5 eksi m'nin karesi bölü 2 integral olduğu için 4m artı m kare bölü 2 eksi diyeceğiz çünkü burası gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda kalan kısım bu yüzden m kare eksi 10m artı 25 bölü 2 olacak bunları götürdüğümüz zaman ne kalıyor 4m m kare bölü 2'ler gidiyor artı 5m eksi 25 buradan ee, ne olacak bir bakayım. 25 bölü 2 12 buçukmuş. Küçük eşitmiş 17. Buradan 9M küçük eşit arkadaşlar 29 buçuk oldu. M de 29 9'a bölümü. Şimdi 29. Do, 29 buçun 9'a bölümü arkadaşlar 3 nokta böyle hani 1 gibi 3.2 gibi bir şey. Çok büyük bir şey değil yani 3'e çok yakın haliyle 3.8 olmaz. Ama 2.7 ile 1.2 olabilir. Bunlar çünkü 3.2'den 3.1'den falan küçük değerler. Cevap C şıkkı bu yüzden. Polinomun burada denklemi önemli. Çünkü eksi 4'ten sıfırdan ve 4'ten geçen bir grafiğin diyor ee, bize altın olan kısmı burasıdır. Dolayısıyla bu bölgenin alanı sıfırla ile 4 arasında polinomun denklemi Bilmiyoruz bir baş katsayı a x eksi eksi 4'ten x artı 4. x eksi 0'dan x ve x eksi 4. İşte bunun integrali arkadaşlar 0'dan 4'e 128'miş. Böylece dağıtırsak x küp eksi 16 x olacak. Çünkü x kare eksi 16 x ile de çarparsak bu olur. Bunun integralini aldığımız zaman a en başta katsayı olarak dursun. x üzeri 4 bölü 4 eksi 16 bölü 2 x kare yani 8 x kare. Sıfırdan 4'e. Yerine yazarsak a parantezinde 4 üzeri 4 bölü 4 64 eksi 8 çarpı 16 eksi 128 eşittir 128'e a arkadaşlar eksi 2 geldi. Böylece fonksiyonun denklemi eksi 2 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 4 f 2'yi soruyor bize. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı burası da eksi 2 oldu.